Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Mart ayına hoş geldiniz. 1-7 Mart haftası haftalık burç yorumları videonuzla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 7 Eylül haftası haftalık burç yorum. Geri döndüm. Geri döndüm. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Balık burçları, Koç burçları Mart ayına geldiğimize göre iki önemli burç karşımıza çıkıyor. Doğum gününüz kutlu olsun şimdiden. Balık burçlarını önceden kutlamıştık zaten ama tekrardan bu vesileyle anayım istedim. Her zamanki gibi önce haftanın genel etkilerini konuşacağız, sonrasında ise burçlara özel etkilerinden bahsedeceğiz. Çok güzel bir haftaya giriş yapıyoruz, o yüzden bu haftanın etkilerinden faydalanmak istersiniz. İyi dinleyin, başındaki kısımlarda günlerin not alıp kendinize özel girişimlerde bulunma. İyi değerlendirin derim sevgili arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız her zamanki gibi yine tekrar edeceğim. Kanala abone olursanız yorumlarda buluşursak çok sevinirim. Geri bildirimlerinizi almak benim için gayet keyifli oluyor. Hepsini okuyorum dönüş yapamasam da dönüp beğenemesem bile bazen ama yani gerçekten hepsini tek tek okuyorum bundan emin olabilirsiniz. Ee, ve biliyorsunuz ki Haritamızı okuma canlı yayınları yapıyoruz. Benzerlerini yapıyor olacağım. Size başka sürprizlerim olacak. O yüzden takipte kalın. İşte kitap çekilişi yapmıştık, yenileri falan. Bir, bir sürü şeyler bekliyor sizi bu kanalda. Çok güzel heyecanlanıyorum ben de. O yüzden güzel bir haftaya, güzel bir aya başlangıç yapmışken bundan da bahsedeyim istedim size. Şimdi bu haftanın etkisi. Öncelikle geçtiğimiz haftanın sonunda 27'sinde, 28'inde çok güzel bir dolunay ile beraber hızlandırıcı, ivmelendirici, şifalandırıcı bir döneme başlamıştık. Bu hafta bu etkiyle devam ediyoruz. Yeni aylar ve dolunaylar meydana geldikten sonraki 10 günü hatta neredeyse 15 güne kadar ama 10 günü çok spesifik olarak belirliyor tanımlıyor. O yüzden bizim için daha böyle hareketlendirici, daha belki önümüzü açan, daha güzel atılımlarda bulunabileceğimiz güzel bir hafta içindeyiz. Bu haftanın geneline baktığımızda artık gökyüzündeki birçok gezegen düz seyrinde, Merkürümüz düz seyrinde, Güneşimiz balıkta, Venüsümüz balıkta ve çok güzel bir şekilde Merkürümüzün Jüpiter ile etkileşimleri olacak. Demek ki bu hafta bizim için hızlandırıcı, destekleyici, çok fazla konuşmanın, anlaşmanın olduğu güzel bir hafta. Hafta genelini özetlemek gerekirse eğer toplantılar yapmak, yabancılarla bir araya gelmek, ticaretle ilgilenmek, eğitimlerle ilgili başvurular, konuşmalar yapmak, ulaşmak istediğimiz kişilere belki bir e-mail ile, dijital versiyonlar, dijital araçlar vesilesiyle ulaşmak için muhteşem bir hafta. Hatta yayıncılık, iletişim, basın yayın gibi konular, sosyal medya, işte YouTube kanalları, başka herhangi bir kanallar olabilir, bütün bunlarla ilgili çeşitli atılımlarda bulunmak için, duyurularımızı duyurmak için muhteşem güzel etkiler var. Ben de hatta sizin için bir şeyler planlıyorum. Eğitim yapıyor musunuz filan diyorsunuz. Eğitimlerim zaten devam ediyor ama başka planlarım var. Geldiği zaman, o önemli ve güzel günler geldiğinde ben de duyurularımı yapıyor olacağım. Bekleyin. Şimdi 1 Mart'a baktığımızda, 1 Mart'ta Ay Terazi burcunda haftanın başında ilişkiler, beraberlik, beraber hareket etme, birlikte yola çıkma, diplomasi, denge ve uyum çok daha önemli olacak. Sabah saatlerinde 10-12 arasında biraz gergin olabiliriz. İlişkilerde anlaşılmadığımızı hissedebiliriz ya da aidiyet duygusuyla ilgili kopukluklarımız olabilir. Yani girdiğimiz çevresel koşullar bizi bir şekilde tatmin etmeyebilir. Ama geçici bir etkidir bu. Çünkü Satürn üçgeninde olduğu için doğru atılımı yaparak o işin içinden sıyrılma imkanımız olacak sabah saatlerinde böyle bir moral bozukluğunuz olursa hiç ama hiç takılmayın sevgili arkadaşlar. Çünkü Venüs'te de Homalha Formalhaout yıldızı ile beraber olacak. Bu çok bereketli, çok girişimleri destekleyen, ilişkileri güzelleştiren, keyifli hale getiren bir yıldızdır. Ee, o yüzden Venüs'ün bu etkisinden faydalanmak istersiniz diye düşünüyorum. İlişkilerle ilgili romantik adımlar, atılımlar için oldukça uygun. ilişkimiz yoksa diyeceksiniz. Sanatsal girişimler, güzellik, estetik, kozmetik için veya kendimize uygun kıyafet giyim kuşam alımları yapmak için veya kadınlarla olan ilişkilerimizi iletişimimizi kuvvetlendirmek belki bir destek ya da yardım istemek için oldukça güzel bir etkileşim bu. 2 Mart'a baktığımızda ise saat 13'ten sonra 2 Mart saat 13'ten sonra ve 3 Mart boyunca Mars 29 derecede olacak. Demek ki 2-3 Mart salı çarşamba günlerinde birazcık daha gerginiz. Patlamaya hazır düdüklü tencere modunda her an bir kriz çıkabilir. Bir anda olayları patlatabilir bir durumdayız. Tabii ki Boğa Burcu'nda olduğuna göre para piyasaları ile ilgili beklenmedik ani krizli durumları bize gösterebilir. Boğa Burcu yine yerle toprakla çok bağlantılıdır. O yüzden irili ufaklı çok bizde tetikleneceğini düşünmüyorum ama irili ufaklı yer hareket hareketleri söz konusu olabilir. Gereksiz yere birbiriyle tartışan kişiler durumlar olabilir. Eğer ki boğaz bölgesi, goiter, tiroid ile ilgili uğraşılarımız var ise ya da daha hormonlarla bağlantılı uğraşılarımız, sağlık problemlerimiz, şekerle ilgili uğraşılarımız var ise belki birazcık daha tetiklenebilir. Malefik olarak çalışacaktır. Bu dönemde zaten Mars boğayı hiç sevmiyor. Biraz terseri mayın enerjisi. Parada harcatır bu dönemde aslında bakarsanız. Diğer taraftan salı günü 17 civarlarında ay plüto karemiz var. Salı günü saat 17 sularında duygusal anlamda patlama hali bu. Birazcık daha böyle gergin tepkiler verme, işte kızma, sinirlenme, tutkuların daha ön plana çıkması, ya benimsin ya kara toprağın tadında bir enerjiye geçmemiz söz konusu olacak. O yüzden bu saat civarlarında eğer ki ilişkilerle ilgili bir konuşmalar yapmak istiyorsak, kendimizi ifade etmek istiyorsak, duygusal anlamda pek uygun olmayacak. Daha gereksiz tepkiler verirken bulabiliriz kendimizi. Öte yandan yine bu 2-3 Mart'ın meselesi o kadar çok yoğun bir gün ki bu, bu ikili gün. venüs Uranüs... %60'lığı olacak. Demek ki aslında parayla ilgili, ilişkilerle ilgili bütün o gergin hissetmemize rağmen, öfkeli hissetmemize rağmen bize iyi gelecek olan fırsatlar, konuşmalar, itibarımızı yükseltecek imkanlar söz konusu. Valla bir anda böyle dış görünüşümüzü değiştirmek isteyebiliriz. Saçımı değiştireyim, başımı değiştireyim, gideyim şu kozmetiği alayım, gideyim kıyafetimi, tarzımı değiştireyim gibi şeyler düşünebiliriz. Aşırı radikal olacağını düşünmüyorum ama yine de beklenmedik şeyler olacaktır. İlişkilerle ilgili de hoşumuza giden konuşmalar, görüşmeler, görüşmeler söz konusu olabilir. Telefonun ucunda birazcık daha böyle iyi gelecektir bu enerji. Üçüne baktığımızda ise Ay Akrep Burcu'nda demek ki 3 Mart'taki bütün o Mars'ın enerjisinin yanında hafiften duygusal anlamda em, huzursuz hissettiğimiz bir enerji var. Bu huzursuzluğu, üçünü birazcık daha, 3 Mart biraz daha sert buluyorum bu anlamda. Bu huzursuzluğu şey gibi düşünün. Hani böyle her söylenenin altından alt metnini arama. Kesin bir şey vardır burada. Böyle diyor ama o öyle değildir. Başka bir şeydir diye. Böyle bir içten içe böyle bir hissetme hali olabilir. Ya da böyle acayip bir araştırmacı ruhumuzun ön plana çıkması gibi olabilir. Bir anda hoşlandığımız, sevdiğimiz, ilgilen kişilerin özel hayatının başka şeyinin başka şeyini araştırıp bulmalarla ilgili enerjiler olabilir. Tabii ki de derine inmek istediğimiz, araştırmak, odaklanmak istediğimiz konular var ise muhteşem. Parayla ilgili, kaynaklar, kaynak yönetimiyle ilgili ya da daha böyle psikoloji gibi, okült gibi konularla ilgili araştırmak istediğimiz şeyler var ise muhteşem. Ama başka konularda birazcık daha bizi gergin ve huzursuz kılabilir. Özellikle de 3 Mart sabah 11 civarlarında ani duygu değişimleri, aniden beklenmedik cevaplar, konuşmalar, huzursuzlanmalar, bir anda her şeyi bırakıp gitmek istiyorum gibi böyle bir enerjiye geçmeler söz konusu olacaktır. Biraz böyle 11 civarlarında kendimizi gergin, sıkışmış, isyan eder bir halde bulabiliriz. Dikkat buna da. 4 Mart ile beraber Mars ikizler Burcu'na geçiyor 23 Nisan'a kadar. Bu önemli bir etkileşim arkadaşlar. Şimdi bu hafta 4 Mart Mart tarihinde Mars ikizler burcuna geçiyor. 23 Nisan'a kadar burada kalacak ve hepimizin harekete geçme biçimini, eylem biçimini değiştiriyor olacak. Gökyüzündeki böyle e, önemli bir gezegen gezegenin burç değişimi söz konusu olduğu zaman biz çok daha fazla aslında e, genel anlamda enerjimizin değiştiğini görürüz. Mars ne ile ilgiliydi? Önce bir bunu hatırlayalım isterim. Mars astrolojide savaş tanrısıdır. Harekete geçen, e, mücadele eden, birazcık acımasız olabilen, rekabet güdüsü yüksek bir tanrıdır Mars. Libido enerjisidir. Yani oldukça eril bir enerjidir. Eyleme geçmekle ilgilidir. Ben bunu yapacağım demekle bağlantılıdır. Mitolojide baktığımızda da Mars çok savaşkan bir e, tanrı yine ama birazcık daha böyle şey gibi bir şey istediği zaman hemen anında harekete geçen acayip hızlı sonunu bucağını düşünmeden yola çıkan bir karakter. O yüzden hatta ara ara söylerim bunu derslerimde de hep anlatıyorum. Yunan mitolojisinde Mars aslında aşırı sevilen bir tanrı değil. Çünkü birazcık daha böyle hani şey gibi toy bir enerji. Ne istiyorsa hemen onun peşinden gidiyor. Öfkelenebiliyor, insanları birbirine karıştırabiliyor. Çok stratejik bir enerji değil. O yüzden hepimizin o... Aniden eyleme geçme halini, hareketini, düşüncesini, gücünü değiştirecek bu Mars'ın ikizler burcuna geçmesi. Ne yapacak? Birazcık daha tem tem temalarını hatırlayalım dersek eğer. Nedensiz kavgalar, mücadele, rekabet, açık düşmanlıklar, alenen kavga etmeler, alenen ben senden bunu daha iyi yaparım demeler. Hayır demek fethetmek, işgal etmek. Ondan sonra daha cesur olmakla ilgili, harekete geçmek ve eylemle bağlantılı. Zamanı iyi yönetmekle ilgili. Yani zamana yaymakla bağlantılı değil. O zamanın içindeki eylemimiz ne olacak? Buna karar vermekle ilgili. Tabii ki bir de cinsel dürtülerle bağlantılı. Aynı zamanda öfkeyle ilgili. Öfkemizi nasıl ortaya koyduğumuzla ilgili. Bir de Mars burcu, Mars gezegeni geçtiği burcun temasıyla ilgili biraz daha her zaman gölge yönü olarak malefik konularını, malefik yönlerini zarar verici olarak gösterecektir. Bütün bunları toparladığımızda ikizler burcuna geçmesine anlama gelecek. Bir defa hepimiz şu üzerimizdeki ölü toprağından kurtuluyoruz. Biraz daha hani böyle bir şeyler yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım arkadaşım dediğimiz bir his vardı. Elimi kolumu kaldıramıyorum dediğimiz bir yan vardı. Artık bundan kurtuluyoruz. Baskı hissinden, tıkanıklıktan kurtuluyoruz. Çok daha dinamik, çok daha genç, çok daha aktif. O zaman tamam artık neyi nasıl yapacağımı biliyorum. Bilmesem bile harekete geçmeye hazırım dediğimiz cesur bir hale bürüneceğiz. Merak ve öğrenmenin peşinde olacağız. Çok fazla kısa vadeli planlar yapıyor olacağız. Rasyonel ve mantığa uygun bir şekilde eyleme geçmeye başlayacağız. Yani sabit fikirlilik ve inatçılığı kenara bırakıyoruz. Alternatifleri gören, değerlendirebilen ve bu alternatifler uğruna harekete geçen, uygun tavırlar sergileyen bir yapıda olacağız. Aynı anda birden fazla eylemi yapmak isteyebiliriz. Bu birazcık bizi daha kolay öfkelenen, daha sinirli ve gergin yapan, yani çünkü zihnimizde çok fazla şey olacak, zihnimizi daha gergin kılan, kararsız bırakan, aynı anda 2-3 şeyi düşündüğümüz için bir hale getirebilir değişken tavırlarımız olabilir. Yani sabah bir şey karar verip akşam vazgeçebiliriz. O yüzden söz vermek ya da başkalarının sözüne inanmak daha zor olacaktır. Diğer taraftan başlayıp bitirememe gibi bir huyumuz olabilir. Yani bir şeylere başlarız, vazgeçeriz, yarın bırakırız, başka şeye geçmek isteriz. Değişken tavırlar tekrardan karşımıza çıkacak. Aynı anda birçok şeyi yapmak isteyeceğiz. Burada tartışmacı ve sözel, daha doğrusu enerjimizi daha çok sözlerimizle ortaya dökmek isteyeceğimiz için tartışmacı gergin, daha böyle hani kızdığı zaman hemen çat 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 kelimelere döken, takır takır konuşmaya çalışan bir hale bürünebiliriz. Tartışmalar sözel olacaktır. Aman dikkat! Birbirimizi tavlama, daha doğrusu eril anlamda o tavlama enerjisi de birazcık daha böyle sözsel, flörtsel şekilde de çalışacaktır her durumda. Yavaş değil hızlı. Aynı anda 2-3 alternatif gibi bir enerji var her durumda. Zihnimizdeki enerjiyi dökmenin bir yolunu bulalım. Kesinlikle ve kesinlikle hava elementi urgusu gökyüzünde çok olacak. Hava ve su. O yüzden birazcık toprağa ihtiyacımız var. bedenlenme ihtiyacımız var. Enerjiyi bedene dökmeye ihtiyacımız var. Spordu vesaireydi gibi. Aynı zamanda Mars ikizler maharetle ellerle ilgilidir. Çok iyi böyle cerrahların filan Mars ikizlerde olur. E, o yüzden e, ellerimizi kullanmak istediğimiz bir yanda olacaktır. Türkiye açısından baktığımızda ise hepimizin eyleme biraz daha böyle ikili üçlü giderken Türkiye'nin 12. evinde olacak. O yüzden biraz arkamızdan dönen işlerle bağlantısı var. Bunu ayrıca konuşuyor olacağız. Size anlatacağım. Şimdi 4-5-6 Mart tarihlerinde bu haftanın o muhteşem dediğim enerjisini en yoğun şekilde gördüğümüz zaman dilimi Merkür, Jüpiter ile beraber bu sene artık 3. ve son kez ve bir daha bunu yaşamayacağız. Ne anlamda yaşamayacağız? Merkür kova burcunda, Jüpiter kova burcunda. Bu ikisinin bir daha bir araya gelmesi aynı burçta ne zaman? 12 sene sonra. O yüzden Merkür Kova burcunun etkileşimi bize Merkür Kova Jüpiter etkileşiminin bize faydalarından iyi ama çok çare iyi bir şekilde faydalanalım. Merkür de Jüpiter de Kova burcunda çok rahat eder. Yine diyorum toplantılar, konuşmalar, ticari girişimler, kendimizi ortaya koymak, eğitim başvuruları, yayıncılık, basın konusundaki işler, ulaşmak istediğimiz insanlar, sosyal meseleler, toplumsal konular, hukuksal meseleler, kendimizi ifade etme biçimimiz bütün bunlarla ilgili toplumsal meselelere kafa yormakla ilgili güçlü bir enerjisi olacaktır. Bilimsel konular, akademik konular, astroloji ile ilgili başvurular, eğitimler, yeni bir araştırmalar yapmalar. Bilimsel konulardaki çeşitli araştırmalar ve buluşlarla ilgili olacaktır bu enerji. Karşımıza güzel şeyler gelecek. 5 Mart tarihi kendi içinde önemli bir tarih. Çünkü çok keskin bir şekilde görmeyebiliriz birçoğumuz. Ama aslında bu böyle ufaktan kaderimize ve hayatımıza hayatımıza dokunacak olan güzel bir enerji taşıyacak kadersel etkiler. Çok kontrol edemediğimiz ama bize avantaj ve fırsat yaratan belki böyle ikili denge arasında kalıp bir şeyleri seçmek zorunda kaldığımızı hissettiğimiz bir yanı olacak. Rasyonel kararlar alabildiğimiz için destekleyici. Bu şeyi unutmuşum biraz önce söylemeyi. Mart ayında Mars'ın Nisan'daki önümüzdeki ay konuşuruz ama Mart ayında Mars ikizlerin bizim için önemli olan 3-4 tane tarihi olacak. 18 Mart tarihi ikizler burcu haritamıza ne, ne, nereye denk geliyorsa şimdi anlatacağım sizlere burçlarınızda. Buralarda önemli ve güzel bir dönüm noktası getirecek bize. Tutulma derecesini tetikliyor. Çok kadersel bir fırsat gelecek. 21-23 Mart'larda sağlam ayakları yere basan, mantıklı, düşünen, bilge kişilerden destek aldığımız bir enerjiyle harekete geçtiğimiz kalıcı adımlar atma imkanımız olacak. 26-27 Mart'larda ise Mars Kuzey Ay düğümüyle beraber büyük fırsatlar, büyük şanslar taşıyarak bizi ileriye taşıyacak atılımlarda bulunma enerjisi taşıyor. Nisan'da biraz arada gergin tarihleri var ama Mart'ın geneli güzel. Türkiye gündemine gelirsek eğer Şimdi sevgili arkadaşlar Türkiye gündeminde güneş balık burcunda hareket ediyor. Bizim artık 9. 10. evlerimizde açık alanlarda sözümüzün geçtiği itibarımızın güçlü olduğu kendimizi rahatça ifade ettiğimiz keza biz bir hani akrep burcuyuz ülke olarak bizim göstergelerimize de olumlu açı yaptığı için uluslararası ticaretle ilgili daha kalıcı daha mantıklı daha adım, daha e, sağlam adımlar atabildiğimiz bir enerji söz konusu. Tabii ki şeyi unutmuyoruz gökyüzündeki satürn uranüs kareleri yılın teması olduğuna göre e, gruplarımız, pakslarımız, beraber çalıştığımız kişiler, ittifaklarımız, e, içinde bulunduğumuz gruplar, finansal koşullarımız, buralardaki istikrarsızlık enerjisi fonda devam ediyor. Bu değişmiyor ama yine de bu dönemin içi şifa enerjisi taşıyor, dışa dönme enerjisi taşıyor, daha özgürlük enerjisi taşıyor, iyileşme enerjisi taşıyor, e, hizmet sektörüne daha sağlık sektörüne olumlu etkiler taşıyor. bence önemli bir dönüm noktasından geçiyor olacağız ılımlı ve olumlu anlamda. Diğer taraftan 4-5 Mart'larda Kiron Mart, 4-5 Mart'larla artık başlayıp akabinde birkaç hafta boyunca devam edecek. Kiron Mars'ımızın karşısında. Demek ki birazcık daha askeri koşullar, asker, askeri mühimmat gibi böyle meselelerde biraz daha hani hafiften zedeleyici ya da böyle hafiften bir iniş çıkışı olan konuşmalar şeyler söz konusu olacaktır. Bizi birazcık gerebilir bu süreç diye gözüküyor. Mars'ta 12. evimize geçiyor arkadaşlar. 4 Mart'tan ne zamana kadar demiştik? 23 Nisan'a kadar 12. ev gizli düşmanlıklarla, arkamızdan çevrilen işlerle, arkamızdan çevrilen işlerin ortaya çıkmasıyla, ondan sonra zarara uğramakla, suç oranlarıyla, hapislerle, ölümle çok bağlantılı. Demek ki bu Mars 8'ler temasında birazcık daha bizi zorlayacak. Tam yeterince harekete geçemediğimiz ve kendimizi zararda hissettiğimiz ülkece durumlarla karşılaşabiliriz. Biraz böyle ikili durumlar ve değişken durumlarla mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Yani bir ekip ve bir grupla anlaşma yaptıktan sonra fikrimizi değiştirip başka birileriyle konuşmak ya da arkamızdan çevrilen işleri görmek gibi bir enerjisi olacak maalesef. Yine de bu 5-6-7 Mart'lardaki Merkür-Jüpiter kavuşumu ilerletilmiş güneşimize yakın derecelerde o yüzden muhtemelen güzel ticari konuşmalar, anlaşmalar yine şey o teması olduğu için birazcık daha 9. eve yakın bir girişte temada olduğu için de tabii ki kanunlar, kurallar, dijital dünyalar, buluşlar işte daha böyle teknoloji, uzay bu gibi konularda konuşmalar daha fazla olacaktır her durumda sevgili arkadaşlar. Bu Mars'ın ikizler burcuna geçmesi piyasaları da aslında daha akışkan ve daha hızlı tutacak. Yani parayı elde tutma meselesi güvende hissetmek için birazcık daha kendimizi ve parayı elde tutma meselesi birazcık daha azalacak. Daha hareketlendiğini göreceğiz piyasaların ee, bence. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar sevgili koçlar. Birincisi 20 Mart'ta Güneş Burcu'nuza geçecek. 20 Mart'a kadar biraz daha rölenti dinlenme. Rölenti kelimesini çok kullanır mısınız siz de? Ben nedense kullanırım. Doğru kullanmıyorsam da açıklayıcı olayım. Biraz daha dinlenme enerjisi. Biraz daha detoks enerjisi. Biraz daha akışta kalma enerjisi sizin için. 20 Mart'tan sonra inanılmaz hızlanacaksınız. O yüzden üfleyip üflemeyin. Biliyorum koçlar hareketli olmak ister ama birazcık böyle bu sakinliğin ve dinginliğin tadını çıkartın derim. Ama bu haftanın içinde güzel iki tane şey var. Birincisi 4 Mart itibariyle 23 Nisan'a kadar Mars'ın İkizler burcunda hareket edecek olması sizler için kısa mesafeli seyahatler iletişim odaklı projeler, yakınlar, kardeşler, kuzenlerle bağlantılı konuşmalar, bütün bunların hepsinin çok daha hareketli hale geliyor. Sözel anlamda çok konuşkan, çok aktif, çok iletişim odaklı olacaksınız. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek isteyeceksiniz. Kararlarınızda sert, net ve keskin olacaksınız. Tabii ki burada 2-3 alternatifin arasında gidip geldiğiniz zamanlar söz konusu olacaktır. Ama doğru kararı almak isteyeceksiniz. Bu süreçte şu önemli sevgili koçlar, kararları alırken e, istemeden daha olduğunuzdan daha, gergin, daha keskin bir ifadeyle kendinizi ifade edebilirsiniz. Ilımlı konuşmaya çalıştığınızda dahi daha kavgacı olarak görüldüğünüz zamanlar söz konusu olacaktır. Daha ılımlı konuşmakta fayda var. Eğer ki yakınlarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle arada bir böyle hafiften alevlenmeye müsait bir ilişkimiz var ise bu dönem o alevlenme dönemi. O yüzden daha sakin, daha ılımlı yönetmekte fayda var her durumda. Araba yolculukları, kara yolculukları fazla olacaktır. Biraz daha hız yapmaya meyilli olabilirsiniz. O yüzden daha kontrollü gitmekte fayda var. Bu ayın içinde sert görünümler yok ama Nisan ayı içinde biraz daha kazalara meyilli olan tarihler olacaktır. Daha dikkatli olalım. İletişim odaklı projeler yapmak istiyorsak harekete geçmek için basın, yayın, ifadeyle bağlantılı işlerimiz varsa, lansmanlarımız varsa, sunumlarımız varsa oldukça güçlü bir enerjide olacağız. Birçok şeyi aynı anda yürütecek gücünüz olacaktır sevgili koç burçları. Yine aynı tarihlerde ki 4 5 6 Mart'ta Merkür'ün Jüpiter ile kavuşumu networkünüz, sosyal çevreniz içinden güzel fırsatların geleceğini gösteriyor. O yüzden arkadaşlarınıza, çevrenize ulaşmak, gitmek istediğiniz, yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak, hedeflerinizle ilgili olarak, gelecek planlarınızla ilgili olarak size fayda sağlayabileceğini düşündüğünüz kişilere ulaşmak için muhteşem zamanlar. Lütfen 4 5 6 Mart tarihlerinde bu anlamda değerlendirin sevgili koç burçlarım. Evet, gelelim sevgili boğalar ve yükselen boğalara Sevgili boğalar, 20 Mart'a kadar olan zaman diliminde sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, beraber geçirdiğiniz vakit önemli. Bu vakti daha çok böyle akışta kalma tadında, daha merhametli, daha affedici, daha sevgi dolu bir şekilde yapacaksınız. O yüzden belki bazı arkadaşlarınızın dertlerine, tasalarına üzüldüğünüz ya da böyle iniş çıkışlı melankolik olduğunuz dönemler olabilir. Siz sağlam kaya olarak destek vereceksiniz. Halen daha rasyonel ve mantıklı kararlar alan ve kendinizi ifade eden bir güçsünüz çünkü. Kariyerle ilgili konuşmalar ve görüşmeler yine ön plana çıkıyor. İtibar anlamında sizi güçlendirecek olan çeşitli konuşmalara dahil olmak isteyebilirsiniz. Eğer ki yöneticilerinizle çalışıyorsanız iş hayatında yöneticilerinizle konuşmalarınız, görüşmeleriniz, yeni başvurularınız, mülakatlarınız var ise kendinizi ortaya koymak istediğiniz bazı konuşmalar var ise 4-5-6 Mart tarihlerini tercih edin derim. Eğer ki bazen şey gibi olabiliyor evliysek eşimizin ailesinin de bu hatta temsil ettiği için konuşup çözüme varmak istediğiniz bazı şeyler var ise bazı gerginlikleri çözümlemek istiyorsanız rasyonel bir şekilde, mantıklı bir şekilde çözüm bulabileceksiniz. Yani çok böyle yumuşama, affetme değil ama mantıklı kararlar ve konuşmalar zamanı. O yüzden yine bu tarihlerden faydalanabilirsiniz. 4 Mart itibariyle Mars'ın ikizler burcuna geçmesi ve 23 Nisan'a kadar burada kalacak olması sizin için birazcık daha parasal konularda hareketlilik e, diyor gökyüzü. E, daha fazla paranızın peşinde koştuğunuz, parayı büyütmek istediğiniz, hedef odaklı olduğunuz bir zaman dilimi olacaktır. Muhtemelen çalışıyorsanız eğer finansal kaynaklarınızı büyütüyor olmak için çeşitli projeler geliştiriyor olacaksınız. Eğer ki çalışmıyor olabilirsiniz. Her durumda çalışıyorsanız da çalışmıyorsanız da kaynaklarınızı nereye yatırmak daha doğru bunları konuşuyor olacaksınız. Çok fazla konuşma var, fikir var, fikir beyan etme meselesi var. Tabii ki Mars'ın olduğu her yerde birazcık daha harcamalar, malefik bir çalışmalar olacaktır. O yüzden seyahatler için, iletişim odaklı projeler için, işte telefonlu, telefonlu gibi daha böyle teknolojik ya da iletişim odaklı bilgisayar gibi araçlar için harcamalarınız olabilir. Daha hızlı, daha anlık Cebinizden para çıkışları olacaktır bir anda karar veri harcarsınız ertesi gün tutmak istersiniz yani birazcık burada kararsızlık enerjiniz söz konusu olacak sevgili boğa burçları. Gelelim sevgili ikizler ve yükselen ikizlere sevgili ikizler 4 Mart tarihi ile beraber Mars burcunuza geçiyor rahatlıyorsunuz, oh be Çok uzun zamandır. yılın başından beri yani aslında. Mars 12. evinizde olduğu için birazcık daha enerjiniz düşüktü. Kendinizden beklemediğiniz halde bazen daha yorgun, bazen daha endişeli, vesveseli, belki hareket edemiyor gibi bir enerjide hissediyordunuz. Artık bu defteri kapatıyoruz. Oldukça güzel, oldukça dinamik. Hatta ve hatta hani bazen şey diyorsunuz. E benim burcumda çok güzel Aralık'ta hani tutulma olmuştu. Hiçbir şey olmadı. Ya yani işte bu Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber o tutulmanın ekmeğini yemeye başlayacaksınız. Faydasını görmeye başlayacaksınız. O yüzden zaten harekete geçiş olarak da çok fazla şey yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Aynı anda o bütün durağanlığı atınca aynı anda 10 tane şey el atıp seyahatler, yolculuklar, koşturmacalar, ben aslında bunu da istiyordum diye başlangıçlar yapmalar enerjisinde olacaksınız. Tabii ki 20 Mart'a kadar olan zaman dilimi içinde kariyerinizi güçlü tutmak ve kendinizi itibarınızı güçlü tutmak önemli olacak buna bakarak kararlar alacaksınızdır. Sonrasında daha böyle arkadaşlıklar, sosyal çevreler, kendiniz, eğlenceniz daha fazla bunlara odaklanıyor olacaksınız. Bu haftanın içinde 4, 5, 6 Mart tarihlerinde Jüpiter'in Merkür ile birlikte değil, sizin için girişimcilik seyahat, eğitimler, yurt dışı yabancılar, yurt dışındaki bir konseptin buraya uyarlanması, güzel haberler almalar, başvurular yapmalar için oldukça destekleyici. Bu dönemden, bu tarihlerden faydalanmanızı tavsiye ederim sizlerim de sevgili ikizler burçları. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler Sevgili yengeçler 20 Mart'a kadar gökyüzündeki güneşin balık burcunda hareket ediyor olması size birazcık daha akışına bırakarak ilerleme enerjisi taşıyor. Tabii ki de arka planda hala daha endişeleriniz, huzursuzluklarınız olabilir. Çünkü gökyüzünün genel enerjisi bu ama yine de artık hani nasıl olacaksa olacak bir yola varacağız sonunda. ben hayatın bana sunduğu plana inanıyorum ve güveniyorum enerjisi gelecek. Tabii ki biraz fazla inanmaya meyilli olabiliriz. Kime neye nasıl inandığımız önemli olacak olacaktır. Maneviyatımız güçlü olacak. Birazcık daha kendimize bir e, bize yön sunabilecek bir bilge kişi, bir hoca, bir guru arıyor olabiliriz bu dönemde. Bize iyi gelen kişileri ve durumları takip edelim ama yine de rasyonel anlamda kararlar vermeye özen gösterelim bu sürecin içinde sevgili yengeç burçları. 4 Mart tarihinde Mars ikizler burcuna geçiyor. Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle beraber 23 Nisan'a kadar olacak bu. 12. evinizde hareket edecek Mars demek ki 23 Nisan'a kadar olan zaman dilimi içinde aslında biraz daha böyle atılımlarınızı daha çok hesaplayıp planlayarak doğru olanı bulmaya çalışarak Belki birazcık daha arkanızdan dönen işlerle belki sağlıkla belki ruhsal sağlığınızı iyi tutmaya çalışarak manevi gücünüzü sağlam tutmaya çalışarak uğraşacaksınız yani kiminiz için arkanızdan dönen işleri görmek gibi karşınıza çıkabilir Kiminiz daha yavaşlama enerjisinde olur ki Mars ikizlerde çok aktif olmasına rağmen birazcık daha durma enerjisi olabilir böyle hafiften gerginlikler sinirsel böyle bir kızmalar etmeler yaşayabilirsiniz. Biraz daha gözlemci kalıp öyle eyleme geçmekte fayda var bu sürecin içinde. İkizler tabii ki akciğer vurgusu demek. O yüzden demek ki 23 Nisan'a kadar olan zaman diliminde birazcık daha sağlığımıza özen göstermeye devam ediyoruz. Ne olursa olsun. 4-5-6 Mart tarihlerinde Merkür-Jüpiter kavuşumu sağlıkla ilgili finansal koşullarla bağlantılı ortak maddi kaynaklarla ilgili güzel haberler ılımlı haberler taşıyacak size beklediğiniz, umduğunuz güzel haberleri beraberce ortaklaşa kararlarla değerlendirme imkanınız olacak gibi duruyor sevgili yengeç burçları. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslan burçları. Sizler için Mars'ın 4 Mart tarihinde ikizler Burcu'na geçmesi oldukça güzel, keyifli ve dinamik bir görünüm. Artık başınızı işlerden, kariyerden ne olacak, ben ne yapacağım, gelecekte ne yapmalıyım, bu işler böyle mi gidecek endişelerimden. Bir şeyleri düzenleyin ve sabit hale getireyim mücadelesinden birazcık sıyrılıyorsunuz ve sosyalleşme enerjisi gündeminize geliyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, beraber hareket etme, gelecek planları yapma çok daha keyifli bir şekilde karşınıza çıkacak. Vallahi artık Yasakların koşulları falan el verdiğince çok daha fazla dışarıda olacağınızı düşünüyorum. Çok daha fazla insanlarla bir araya geleceğinizi düşünüyorum. Tabii ki de önlemleri alarak telefonun ucunda çok daha fazla haberleşmenin olacağını düşünüyorum. Eğer ki aradığınız bir bir iletişim, bir haber, bir işte iş görüşmesi başka bir kaynak var ise bunu sosyal çevreniz vesilesiyle elde edebileceksiniz. O yüzden olabildiğince çok davet edildiğiniz yere, konuşmaya davet edildiğiniz Zoom toplantısına hepsine katılmayı özlem gösterin. Belki klapağız sohbetlerine hiç fark etmez. Katılın insanlarla tanışın. Bir araya gelin bir şekilde. Bunu gerekiyorsa dijital şekilde yapın ama bu insanlardan sizde kaynak ve fırsat gelecek sevgili aslanlar. 4-5-6 Mart tarihlerinde Merkür'ün Jüpiter ile kavuşması 7. evinizde ilişkiler, ortaklıklar, paydaşlık ve beraber hareket anlamında oldukça destekleyici bir görünüm. Bazılarınıza yeni bir bu böyle hani çok romantik bir etkileşim değil ama ilişkinin içinde güzel konuşmalar, ulaşmak istediğiniz insanlar, beraber bir şeyler yapma, ortaklık kurma ya da ya biz bunu niye beraber daha önce düşünmedik deme enerjisi var. Çevrenizden, çevresel koşullarınızdan destek alma hali var. Değerlendirmenizi tavsiye ederim sevgili Aslanlar. Gelelim sevgili Başaklar ve yükselen Başaklara. Sevgili Başaklar, sizler için 4 Mart tarihinde Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle beraber artık birazcık daha işe, güce, kariyere odaklanma zamanı. Sizi iş ortamında yoğun tutacak bir tempo olacak gibi duruyor. Aynı zamanda bir de hani birazcık daha kızdırabilecek belli koşullar var gibi duruyor. Aynı anda 3-4 tane projenin işin, gücün peşinden koşmak zorunda kalabilirsiniz. Yöneticilerinizin daha... E nasıl diyeyim daha böyle hafiften agresif, hafiften saldıran, hadi bu da yapasın, hadi şu da olsun tavrıyla karşılaşabilirsiniz. Değişken tavırları, fikirlerini değiştirmeleriyle mücadele edebilirsiniz. Biraz daha iş konusu gündemde. Öteki taraftan eğer ki bir partnerimiz var ise partnerimizin, eşimizin ailesiyle olan görüşmeler, konuşmalar, iletişimler sıklaşıyor. Birbirimizi bir tık daha sözel anlamda yanlış anlamaya ya da hafiften tavrı, tavır, tavır üstüp olarak daha gergin görmeye meyilimiz olacak daha ılımlı yönetmekte fayda var bütün bu süreci 23 Nisan'a kadar olan zaman dilimi içinde sevgili Başaklar. Aynı zamanda 4 5 6 Mart tarihinde Merkür Jüpiter birlikteliği ile iş ortamı içinde beraber çalıştığınız arkadaşlarınız gibi olabilir. Günlük rutinlerinizi beraber düzenlediğiniz kişiler, bu kişiler güzel ve ılımlı haberler alıyor olacaksınız. İyi konuşmalar yapacaksınız. Belki buradan bir iş imkanı, fırsatı, anlaşması, konuşması çıkabilir ortaya. Bu dönem leri iyi değerlendirin. Sağlıkla ilgili beklediğiniz güzel haberler var ise oldukça uygun bir zaman dilimi. Bir tedaviye başlamak, sağlıkla ilgili herhangi bir konuda atılımda bulunmak için destekleyici bir görünüm olacak bu zaman dilimi içinde. Gelelim teraziler ve yükselen terazilere. Sevgili teraziler. Ee evet gelelim... Te evet gelelim teraziler ve yükselen terazilere. Sevgili teraziler 4 Mart tarihinde Mars İkizler Burcu'na geçiyor 23 Nisan tarihine kadar ve bu aralıkta İkizler Burcu ile Terazi Burcu iyi anlaşır. Sizin için oldukça ılımlı, güzel, keyifli bir geçiş olacak. Bu sürecin içinde yurt dışı, yabancılar, uzaklar, ticaret, eğitim, girişimcilik bütün bu konularla ilgili enerjinizin arttığını göreceksiniz. Evet eskisi gibi uzun mesafeli seyahatler, yurt dışına gidip dönmeleri çok kolaylıkla yapamıyoruz belki ama belli bir konuda bir girişimde bulunmak, vizyonunuzu açacak, bakış açınızı değiştirecek, daha geniş düşünmenizi ve ben bunu neden yapmadım demenizi sağlayacak çeşitli etkenlerle karşılaşacaksınız. Akademik dünya anlamında, basın, yayın, iletişim anlamında, sosyal medya anlamında, yazmak, çizmek, ifade etmek, kendimizi göstermek anlamında çok 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 destekleyici bir görünümdür bu. Aynı zamanda hukuki mücadelelerimiz varsa birazcık daha mücadele halinde geçebileceğini de gösteriyor. Daha çok koşturduğumuz dinamik bir gücün ve enerjinin içinde olacağız gibi durmakta. Eğer ki bir girişim planınız varsa kendi işiniz ya da herhangi bir şey yeni başlangıç yapmak istiyorsanız gerçekten destekleyici bir görünümde olacak bu geçiş sizin için. 4-5-6 Mart tarihlerine baktığımızda Merkür-Jüpiter ikilisi kendi yeteneklerinizi ortaya koyarken oldukça net ve güçlü olacağınızı gösteriyor. Yani sahnenin önündeki kişi sizsiniz. Dediğiniz söz kabul edilecek. O yüzden hangi konularda nasıl bir hükümde bulunmak istiyorsunuz? Nasıl bir kendinizi ifade etmek istiyorsunuz? Yeteneklerinizi nasıl sergilemek istiyorsunuz? Bunlara iyi bakın. iyi değerlendirin. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili de keyifli, güzel sohbetler, konuşmalar olacaktır. Çocuklarla bağlantılı güzel bir gelişme. Yani çocuğunuz var ise destekleyici, çocuk istiyorsanız destekleyici bir görünüm. Merkür taşır çünkü bir şeyleri bizlere. Evet gelelim sevgili akrepler ve yükselen akreplere. Sevgili akrepler 4 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor 23 Nisan'a kadar. Burada hareket edecek. Bu sizin için en ideal görünüm değil maalesef ki. Ben de bir akrep olarak arada diyor ben de bir akrep olarak diye hep size ama şimdi Mars'ın ikizler burcuna geçmesi demek yükselen akrepler özellikle sizler için 8. evinizde Mars hareket edecek demek. Bu şununla ilgilidir. Bir para gelir, para gider. Para harcatır. Ekstradan ödemeler çıkar. Vergiler, banka ödemeleri, krediler, algılar böyle şeyler karşımıza çıkar. İkincisi, sağlıkla ilgili birazcık zorlayıcı bir görünüme sahip olabilir. Birazcık daha bunları ben e, bazen şey olabiliyor. Haritanın içinde zorlayıcı bir görünüm var ise ani bir ameliyat, operasyon falan çıkabiliyor. Ama Mars'ın Mart ayı içinde çok korkunç bir böyle açısı bir şey yok. O yüzden çok böyle sert şeyler çıkacağını düşünmüyorum. Natal haritanızda olumsuz bir tetiklemesi yok ise. Ama bazen birazcık daha psikosomatik köken, kökenli olabiliyor. Yani yaşadığımız korkular, endişeler, krizler, iniş çıkışlar duygusal anlamda birazcık daha böyle eyvah ne olacak hisleri nedeniyle zihinsel gerginlikler, kriz yaşamalar gibi bir durumumuz söz konusu olabiliyor. Biraz daha temkinli yaklaşalım. Çünkü zaten ikizler demek akciğer demek, ikizler demek sinir sistemi demek, ikizler zihin demek, hafıza demek, eller demek. Bütün bu alanlarda bir tık daha kendimizi sakinleştiren, belki biraz daha meditatif nefes çalışmalarına odaklanan bir halde olmak faydalı olacaktır. Bazen 8. ev ortak finansal kaynaklarla ilgili olduğu için ailenin finansal kaynakları, eşin finansal kaynakları ile ilgili uğraşlar getirebiliyor. Mücadeleler, tartışmalar getirebiliyor. Kendi aramızda aile içinde böyle hafiften gerginleşen bir enerji verebiliyor. Veya aile içinde bir sağlıkla ilgili probleme sebep olabiliyor. Temkinli yaklaşalım bu süreçlere derim sevgili akrep burçları. Evet 4 5 6 Mart tarihlerine baktığımızda ise Jüpiter'in Merkür ile 4. evinizde kavuşuyor olması yuvanın içinde güzel haberler olacağını işaret etmekte. Gayrimenkulle ilgili evi değiştirmekle, evin içine bir dekoratif bir şeyleri değiştirmekle ilgili. Evin, yuvanın içinde, beraberliğin içinde yaşadığınız problemlere rasyonel ve mantıklı çözümler bulmakla ilgili destekleyici bir görünüm var eğer eğer ki aile içinde yaşadığınız bir problem var ise böyle oturup e, hani excel tablosu çıkartıp artı eksi puanını yapıp karar vermek için destekleyici bir görünüm olacak çok duygulara kapılmadan konuşabileceğiz bazı şeyleri evet gelelim sevgili yaylar ve yükselen yaylara sevgili yaylar gökyüzündeki Mars 4 Mart tarihiyle ikizler burcuna geçiyor 23 Nisan'a kadar burada sizin için oldukça keyifli olumlu, güzel bir görünüm. Biraz iki yönü var bunun. İlişkilerinizin hızlandığını göreceksiniz. Aşk ilişkilerinizin, flörtlerinizin, beraber harekete geçmenin, bir evliliğiniz var ise evliliğin içindeki ilişkinin dinamizmi artıyor olacak. Birbirinizle daha çok ilgileneceksiniz. Tabii ki birbirinizle de birazcık daha atışmalarınız, tartışmalarınız olacaktır. Diğer taraftan eğer ki beraber paydaşlık ya da ortaklıkla bazı işleri yapıyorsak tabii ki buralarda bazı krizler olabilir. Bazı tartışmalar olabilir. Ama bir yandan da oldukça hızlandırıcı bir görünüm olduğu için beraber bu işi de yapalım, beraber şöyle de hareket edelim diye hızlı kararlar ve aynı anda 2-3 tane projeler yapmalar söz konusu olacaktır. Öte yandan bir üçüncü ihtimalimiz ise Mart 7. evimiz İkizler Burcu sizin için dış dünyadan destek almak demek. O yüzden insanların size hem projeler ve fikirlerle geldiğini hem de gereksiz yere rekabetle mücadele ettiğinizi göreceksiniz. Birazcık daha iniş çıkışlar olacaktır bu anlamda ama dikkat karşınıza 2-3 tane alternatif çıkabilir. İlişki söz konusu olduğunda, partner söz konusu olduğunda, ilişkinin yürütülüş biçimi söz konusu olduğunda bu sene biliyorsunuz yükselen yaylara uzun vade ve kalıcı ilişkiler vaat ediyor. Beraberlikler vaat ediyor. Kalıcı, sağlam, belki evlilikler vaat ediyor. Bu 4 Mart'taki ikizler, Mars ikizler geçişiyle beraber bu dinamik görünümün arttığını göreceksiniz. 4-5-6 Mart'lara baktığımızda ise güzel bir yolculuk, seyahat, kardeşlerle yakınlarla ilgili güzel bir haber, iyi bir ticari anlaşma, kendinizi ifade edecek güçlü bir konuşma, ulaşmak istediğiniz kişilere ulaşma, teknolojik bir alet alma, bütün bunlarla ilgili destekleyici bir görünüm var bu hafta size yarayacak sevgili yaylar, yükselen yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar. Gökyüzünde güneş 20 Mart'a kadar balık burcunda hareket ediyor. Demek ki sizin için ılımlı, akışta, keyfine daha varmak istediğiniz bir zaman dilimi içindesiniz. Beraberce ortaklaşa, yakınlarla beraber hareket etmek önemli. Tabii ki sizi arada bir kararsız, melankolik kılıyordur bu geçiş ama yine de paraya odaklısınız. Finansal kadar kaynaklarınıza odaklısınız ve birçok şeyi yönetebilecek bir enerjidesiniz. 4-5-6 Mart tarihlerinde parayla ilgili güzel konuşmalar, kararlar, fikirler olacak. Tanıdıklardan dışarıdan güzel destekler alacaksınız. Yatırım için yeni kaynakları, yeni mecraları, uzun zamanları düşündüğünüz şeyleri değerlendiriyor olacaksınız. Güzel bir zaman dilimi. Aynı zamanda 4 Mart tarihinde Mars ikizler burcuna geçiyor. Sizin için de aslında oldukça güçlü bir şekilde çalışma temposunu arttırma haline başlıyor. Yani daha dinamik, daha koşturmacalı aynı anda 4-5 tane işi yaptığınız, mücadele ettiğiniz, koşturduğunuz günlük hayatınızın içinde her şey böyle şey gibi zaten çok çalışkansınız böyle şey gibi ahtapot gibi her şeyi yetiştirdiğiniz bir dönem olacak. Bu süreç birazcık daha enerjiyi kontrolsüz harcamanıza haliyle hani şey vardır ya böyle acayip derecede odaklandığınızda her şeyi yapabilecek güçlü oluyorsunuz ama o iş bittiğinde fıt bir anda böyle bir burnout biraz daha yorulma biraz daha gerilme enerjisi bunu taşıyor o yüzden sağlığınıza özen gösterin ne olursunuz özellikle akciğer vurgusu dediği için ikizler burcu daha çok dikkat edelim bu alanda sevgili oğlak burçları evet sevgili kovalar ve yükselen kovalara geldiğimizde Sevgili kovalar sizin sezonunuz gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. 16 Mart'a kadar Merkür Burcunuz'da. Demek ki artık bir de düz seyrinde şu anda daha çok sizin için hayatınıza yönelik, geleceğinize yönelik önemli kararlar zamanı. Şimdi 4-5-6 Mart tarihinde Merkür-Jüpiter kavuşumu Burcunuz'da meydana geliyor. Ve bir daha 12 yıl boyunca bu geçişi bu şekilde yaşamayacaksınız. O yüzden Atılımlarınız, geleceğiniz, planınız, ne yapmak istiyorsanız, ticari konular, dış görünüşünüz, ilişkileriniz, büyük konularla ilgili lütfen atılımda, girişimde bulunun. Kararlar alın, elinizi kolunuzu uzatın. Şanslı olduğunuz bir yıl olacak her durumda sevgili Kova burçlarım. Bunun haricinde 4 Mart tarihinde Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle beraber 23 Nisan'a kadar olan zaman diliminde flörtler, ilişkiler, aşk konusunda şanslısınız. Eğer ki e, bu enerji çok böyle üretken, yaratıcı, libidoyu güçlendiren, cinselliği güçlendiren bir enerji. Evliyseniz, ilişkiniz varsa burada daha hareketleneceksinizdir. İlişkiniz yoksa daha hızlı ama biraz daha tabii pandemi dönemindeyiz ama yani yine de böyle daha e, çok biraz daha kısa vadeli olabilecek ilişkiler ve görünümler vadeden de bir yanı var aslında bakarsanız. Çok kalıcı olmayabilir. Hızlı başlayıp hızlı bitmeler, sadece çekicilikle ilerleyen, başlayan sonrasında vazgeçtiğimiz şeyler söz konusu konusu olabilir sevgili kova burçları aynı zamanda yeteneklerinizi ortaya koymak kendinizi ifade etmek kendinizi güçlendirmek önemli olacak destekleniyorsunuz ee, sağlam ve kalıcı adımlar atabileceksiniz ticari anlamda ticari anlamda biraz ama daha çok sahne ve kürsünün önünde olduğunuz yani benim lafım bu ve böyle kabul edilsin dediğiniz ve bunun kabul gördüğü zaman dilimi olacak. Çocuklarınız var ise bir tık tartışmalı bir enerji olacaktır. Çocuğunuz yok ise istiyorsanız değerlendirebileceğiniz bir zaman dilimi eğer ki ama bir sağlık problemi söz konusuysa biraz daha bu Mars her zaman için malefik bir görünümdür. Zorlayan, problem yaratan bir süreç olabilir tabii ki de. Evet. Gelelim balıklar ve yükselen balıklara. Sevgili balıklar, Güneş burcunuzda hareket ediyor. 20 Mart'a kadar sizin sezonunuz devam ediyor hayatınıza, geleceğinize yönelik güçlü kararlar alma zamanı içindesiniz. Biliyorum arada böyle düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz, birazdan melankolik oluyorsunuz, akışta kalayım diyorsunuz falan. Biliyorum bu değişkenliği ama ne olursa olsun hayaller kurun. Hayaller kurun, hayaller kurun. Önümüzdeki hafta burcunuzda şahane güzel bir yeni ay meydana gelecek. Oldukça şifalı enerjisi olan, oldukça güçlendirici, oldukça akışta kalan ve sanatsal ve yaratıcı bir yeni ay meydana gelecek. O yüzden bu yeni ay öncesinde bu hafta kendinizi ve enerjinizi güçlü tutmaya bakın derim. 4 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Sizin için 23 Nisan'a kadar ev alanındaki enerjiyi hareketlendiriyor. Tabii ki aynı anda 2-3 tane şeye birden koşturduğunuz, güçlü olmaya çalıştığınız, mücadele ettiğiniz zaman dilimleri olacaktır. Değişken koşullar, doğru kararı almaya çalışma sizi birazcık yorabilir, birazcık dengesizleştirebilir. Evin içinde biraz tartışmalar olabilir. Taşınma, yer değiştirme gibi konular Anne baba evin evinin içinde böyle durumlar olabilir. Birazcık daha hızlı, dinamik tartışmaları açık ama hareketlenmeye de açık bir görünüm ve enerji var. Bu sürecin içinde sevgili e, balık burçları. 4-5-6 Mart tarihlerinde Merkür-Jüpiter kavuşumu 12. evinizde olacak. Sizin için birazcık daha böyle halen daha size ve ruhunuza iyi geleni keşfetme, konuşma, bulma zamanı. Belki uzaklarda birinden güzel haberler alabilir veya fark ettiğiniz bu geçtiğimiz Merkür Retrosu, boyunca kendiniz ve hayatınız ve geleceğinizle ilgili fark ettiğiniz konularda atılım yapmak için daha net netleştiğiniz zihinsel anlamda bir zaman dilimi olabilir. Biliyorsunuz bu sene 14 Mayıs 28 Temmuz arasında Jüpiter burcunuzda hareket edecek. Çok şanslı olacaksınız. 2022 ile muhteşem olacak. O yüzden ne olursunuz bu dönemlerde müsterih olun sevgili balık burçları. Evet geldik yine Zodya'nın sonuna. Bu haftanın da sonuna. Güzel haberler verebildiğim için sonunda çok mutluyum. Umarım Umarım konuştuğumuz kadar da güzel geçer, iyi gelir, verimli olur birçoğumuz için. Yorumlarda bekliyorum sizi. kanala abone olmadıysanız da abone olmanızı bekliyorum. Öpüyorum herkese. Herkese merhabalar, ben Holistik Astrologunuz Duygu Demir. 7 Eylül haftası haftalık burç yorum. Geri döndüm. Geri döndüm. Herkese merhabalar, ben Holistik Astrologunuz Duygu Demir.